Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sadisu vel erba'une min kitab Burhanil Gelenbevi. Bugün Burhanul Gelenbevi'nin 46. dersini okuyoruz. Bugünkü dersten dünkü dersin devam eder. وَالْوُجُودُ الْمُعْتَبَرُ مَعَ مَوْضُعِ الْخَارِجِيَّةِ Mevdu'i hariciyle muteber olan vücut. وَالْوُجُودُ الْمُعْتَبَرُ مَعَ مَوْضُعِ الْخَارِجِيَّةِ هُوَ الْوُجُودُ الْخَارِجِيُّ O hangi vücuddur? O vücudu haricidir. El-muhakkaku muhakkak olandır. Anlaşıldı değil mi? Yani ne demek? Diyelim Zeydun veya el-insanu katibun ne ise. Vücudu var mı burada? Zeydun veya insanın var. Muteberdir, evet. Neyle muteber? Ma'am mevdu il hariciyeti. O hariciyeti mahzuf bir müennes mevsufe sıfettir. Yani vel vücudul muteberetu ma'am mevdu il kadiyyetil hariciyeti. Bir kadiye haricinin bir kadiye ne? Bir kadiye haricinin mevdu ile muteber olan vücut huvel vücudul hariciyyu. O nedir? O vücude haricidir. Şimdi oradaki kadiye harici mi? Evet. Yani kadiye harici ne demek? O kadiyedeki mahmur haricen o kadiyedeki mevdu'a sabittir. O zaman bu kadiyede kadiye haricideki mevdu'u kadiye haricenin mevdu'uyla beraber muteber olan vücut ne oldu? Vücud-ı harici oldu. Bir daha muhakkak oldu. Anlaşıldı değil mi? El insanu katibun buradaki kadiye haricidir. Kadiye haricinin mevduku insandır, yani efradlarıdır veya zeyddir diyebiliriz. Bu kadiye haricinin mevduğuyla beraber muteber olan vücut, vücuda vücud-ı hariciye muhakkak denilir. Vücud neye taalluk ediyor? Mevdu'a taalluk ediyor. Mevdu harici muhakkak mıdır? Evet. Ona taalluk eden vücut, o hades, o da harici muhakkak olur. Anlaşıldı değil mi? Benimki ve ev fi ahdi lezimneti o yanlıştır. O velev olması lazım. Bu nuskada öyle. Velev midir? Evet. Tamam. O nuska doğru. وَلَوْ hani dedik ya وَالْوُجُودُ الْمُعْتَبِرْ مَعَ الْمَوْدُعِ الْخَارِجِيَةِ هُوَ الْوُجُودُ الْخَارِجِيُ الْمُحَقَّقُ O vücud-ı harici de وَلَوْ فِي اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ Yani bütün ezminelerde ne değildir? Bütün ezminelerde yoktur. Bazı ezminelerde var. Olsun, o da kafidir. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. وَلَوْ فِي اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ Yani ezmine selaseden herhangi birinde vücudu varsa kafidir. Yani kadiye haricinin mevduğuyla beraber muteber olan vücut
vücud-ı hariciye muhakkaktır. Ha vücudu vardır bütün ezmilerde olması şart değil. Anlaşıldı? Peki ve ma'a mevdu'il hakikiyeti. Kadiye hakikinin mevdu'uyla muteber olan vücut. Ve ma'a mevdu'il hakikiyeti. هو الوجود الخارجي المقدر الأعم من المحقق ومن المفروض الغير المحقق إذن والوجود المعتبر مع موضوع الحقيقية بسفر قدية خارجي ديل قدية حقيقنن mevdu'yla beraber muteber olan vücud huvel vücudul harici. Bu da vücudu haricidir. Ama bu el mukadder, bu el muhakkak değildir. Ne değildir? Muhakkak değil, mukadderdir. Peki bu muhakkaka nispeten durumu nedir? Aradaki nispet ne? El-a'ammu minel muhakkakin. Bu muhakkaktan a'amdır. Şimdi muhakkak haricen olması lazım. Mukadder o ki manen nedir? Muhakkaktır. İster onunla beraber vücude harici de olsun, ister olmasın. Bu yönüyle amdır. Mesela bir örnek vereyim. Diyor, hani hakikide eğer haricen bir şey olursa ona anka denilirse o yatırı, o uçar. Bu kadiye nedir? Hakikidir. Ama harici vücudu yoktur. Doğru, hakikidir. Eğer haricen bir şey olursa ve anka olursa ona ne var? Tayyaran var. Doğrudur. Tayyaran neye vardır? Bakın ankanın o şey ki şayet olursa ona anka denilir, ona vardır. Ama haricen vücudu var mı? Yoktur. Kullu insanin natikun. Yahut da el insanun natikun. Kullu o şey ki haricen olursa haricen olursa ona insan deniliyor. O nedir? Natıktır. Doğru. Ama haricen bir şey olup ona insan denilsin ve natıkla hüküm edilsin. O haricen vardır. Sade manada ferde kalmamış. Onun için el-amu minel muhakkaki muhakkakından da amdır. Ve minel mefrudi mefruddan da amdır. Mefrud o ki nedir? Farz ediliyor. Ya bazı şeyler bu mevcude haricidir yine ne yapılıyor? Farz ediliyor. Öyle değil mi? Evet. Diyor ve minel mefrudi el gayril muhakkaki ebeden. Bakın. Şimdi mukadder muhakkak harici de olabilir. O da mukadderdir. Mefrude gayri muhakkak ebeden. Mefrude gayri muhakkak ne? Ebeden. Muhaldir. Nedir? Muhal, şerikul bari gibi. Buna da mukadder deniliyor. Bir daha başka neye deniliyor? Mevcude hariciye de bakın. Amu minel muhakkaki muhakkak haricen olandır. Ve minel mefrudil gayri muhakkak ebeden onu da kapsıyor. Bir de mukadder o mefrudu ki muhakkak olabilir. Yani mümkündür anka gibi. Zaten o anka gibi olanlar mukaddere giriyor. Muhakkak da mukaddere giriyor. Mefrudil gayri muhakkak ebeden de ona giriyor. Şimdi hulasa olarak bir kadiye haricenin mevdu'u eğer haricen varsa bu
dinliyorsun Muhammed. Hı. Bu mevduyla beraber mülahaza edilen vücut ne olur? Vücuda harici olur. Niye? Ha, Zeydun katibun. Zeyd haricen yok mu? Vel vücudu muteber mevdun hariciyeti. Bu Zeydun katibun kadiye hamliyedir, haricidir. Niye harici? Çünkü mevdu'u haricen mevcuddur. Bu Zeyd ile beraber itibaren yani kadiye haricideki mevcud olan Zeyd ile beraber mülahaza edilen vücud huvel vücudul hariciyyu. Ama muhakkak, muhakkak demek haricen vardır. وَلَوْ فِي اَحْدِ الْاَزْمِنَةِ Bütün ezmilerde olması şart değil. وَمَعَا مَوْضُعِ الْحَقِقِيَةِ Mevdu'u hakiki, hani biraz belki karıştırırsın. Mevdu'u hakiki budur. Örneğine geçmişti. Anka'dan. Ha, kullu anka'a ta'irun. Kullu anka nedir? Bu kadiye nedir? Bu kadiye mukadderedir. Bu kadiyedeki mevdu mukadderdir. Bu mukadder kadiyeyle itibar edilen vücut, vücudu harici mukadderdir bu da. Manası nedir mukadder? Kullu anka'a tayirun. Yani ne kadar dünyada bir şey haricen olursa ve anka olursa, bakın, ne kadar bir şey olursa haricen ve anka olursa. Kullu ma kâne ma vücide ve kâne anka e fehve yattır. Manası budur. Dünyada ne olursa ona anka denilirse o nedir? Ona tayyaran vardır. Anlaşıldı değil mi? Bakın anka nedir hadi zatında? Anka madume mümkündür. Madume nedir? Mümkün. Ha, madume mümkün buna giriyor. Muhal olan da girer. Muhal olan şey nedir? İnsan onu farz ediyor. Ne diyor? O farz eden şey, farz ettiğin şey şayet haricen olursa o mahmul ona da var. Halbuki haricen yok ve muhaldir. Sen ne ediyorsun? Farz şerikül ediyorsun. Şerikül bari gibi. Bir daha o harici de buna girer. Kullu insani natın örnek. Manası nedir? Kullu o şey ki şayet mevcud olursa ve insandır. Kullu o şey ki mevcuddur ve insandır. O nedir? Natır. E doğru. Bu haricende yok mu bu? Haricende var. Ha, mukaddere bak muhakkak da giriyor. Mukaddere ne giriyor? Muhakkak da giriyor, mukadder de. Muhakkak da giriyor, mefrud da giriyor. Bakalım şimdi ibareye gelelim. Vel vücudul mu'teber ma'am mevdu'il hariciyeti. Vel vücudul haricil muhakkak ve la fiyat lezimeti. Ve ma'am mevdu'il hakikiyeti. Bak, kadiye hakikinin mevdu'u demin verdiğimiz örnekler gibi. Huvel vücudul haricil mukadder. Bu vücuda harici nedir? Mukadder. El-amu minel muhakkaki, harici olan da girdi. Bildiniz değil mi? Ve minel mefrudul gayril muhakkaki, ebeden o muhal olanlar da girdi. E bir de ne var? Bir de mukadder var, kendisidir. Bir de ne var? Ona ne diyoruz? Huvel vücudul haricil mukadder. Buna vücudu harici ne diyoruz? Mukadder. Mukadder, muhakkak, mefrud. Anlıyorsunuz değil mi? Mefrud, o mefrudul gayril muhakkak ebeden, o muhal olandır. Muhakkak, vücude harici olandır. Mukadder, bir kısmı daha var, o ki vücudu yoktur haricen. Ama mefrude gayril muhakkak ebeden de değil, olabilir, olmaya da bilir. Anka mümkündür. Mevcud bilfiil yok. Vücude harici yok kendisine. Ama olması mümkün mü? Mümkün. Olabilir mi? Olabilir. Anlaşıldı değil mi? Mukadder, muhakkak, mefrud. Mefrud, madume
vücudu muhal olan madumda oluyor. Muhakkak vücudu haricen vücudu olandır. Anladınız değil mi? Mukadder o amdır. O nedir? Amdır. Ne demek? Şayet olursam mahmul ona ne yapılır? Hamil edilir, nispet edilir. Şayet olursa. Peki olur, şayet olursa mahmul olur. Bilfiyel olabilir mi? Olabilir. Ama madum-i mümkün olabilir mi? O da olabilir. Madum-i muhal olabilir mi? O da olabilir. Bu yönüyle mukadder hepsinden amdır. Ha şimdi biz ne öğrendik? وَالْوُجُودُ الْمُعْتَبَرُ مَعْ مَوْضُعِ الْخَارِجِيَّةِ هُوَ الْوُجُودُ الْخَارِجِيُّ الْمُحَقَّقُ وَمَعْ مَوْضُعِ الْحَقِّقِيَّةِ هُوَ الْوُجُودُ الْخَارِجِيُّ الْمُقَدَّرُ وَمَعْ مَوْضُعِ الزَّهْنِيَّةِ قَدِيَ الزَّهْنِنِنْ bu sefer mevduğuyla beraber melhuz olan vücud هُوَ الْوُجُودُ الزَّهْنِي o vücudu nedir? Zihnidir. Ama vücud-ı zihni muhakkaktır. Çünkü zihnen vardır. Zihnen nedir? Vardır. وَلَوْ فِي اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ Zihnen olması da bütün ezminelerde olması. Bazı zamanlarda zihnen vücudu varsa kafidir. وَمَعَ مَوْضُعِ الزَّهْنِيَّةِ هُوَ الْوُجُودُ زِهْنِيُّ الْمُحَقَّقُ وَلَوْ فِي اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ Anlaşıldı değil mi? Bakın وَمَّعَ مَوْضُعِ الزَّهْنِيَّةِ هُوَ الْوُجُودُ زَهْنِ الْمُحَقَّقُ اَوْ الْمَفْرُودِ غَيْرِ الْمُحَقَّقِ فِيهِ اَبَدًا وَمَّعَ مَوْضُعِ الزَّهْنِيَّةِ هُوَ الْوُجُودُ زَهْنِيُّ الْمُحَقَّقُ Bakın Bu evl mefrud olsun ki ev müdür? Evet, evl mefrud. Ana mevdu'i zihniyeti وَالْوُجُودُ الذِّهْنِيُّ الْمُحَقَّقُ وَلَوْ فِي أَحْدِ الْأَزْمِنَةِ اَوُ الْوُجُودُ الذِّهْنِيُّ Şimdi bakın, اَوُ الْمَفْرُدُ وَمَعَ مَوْضُعِ الزِّهْنِيَةِ هُوَ الْوُجُودُ الذِّهْنِيُّ اَوُ الْمَفْرُودُ الْغَيْرُ الْمُحَقَّقِ فِيهِ اَحَدِ الْأَزْمِنَةِ فِيهِ nereye gidiyor? فِيهِ اَحَدُ الْأَزْمِنَةِ gidiyor. Tamam oldu. Ve ma'a mevdu'i zihniyeti. Mevdu'i zihniyle beraber muteber olan vücud huvel vücudu zihniyü. Vücudu nedir? Zihnidir. El muhakkak o da nedir? Muhakkak. Yani muhakkak deyince zihnen muhakkaktır. Haricen mevcudu demek değil. Ve lev fi ahdil ezmeti. Ha, huvel vücudu zihniyü evil mefrudu. Zihnen vücudu yok. Sadece zihnen fardı vardır. El gayrul muhakkaki fi ahdil ezminede muhakkak olmayan mefrud bir nedir? Bir vücut. Farkı bildiniz. Yani biri vücudu zihnidir, biri mefrudu gayri muhakkaktır. Bu vücudan ve ma'av mevdu zihniyeti yani haricen olmayan mevdu. Şimdi harice olmayan bir şey nerede olur? Tek zihinde olur. O zihinde olan ya zihnen muhakkaktır veya zihinde de nedir? Mefruddur. Şimdi Şerikül Bari zihinde muhakkak mıdır? Hayır. Mefruddur. Anladınız değil mi? Evet. Ama anka zihinde nedir? Muhakkaktır. Haricen anka yok. Zihnen anka düşünebiliriz, farz edebiliriz, caizdir. Ha. والوجود مع الموضوع الذهنيتي هو الوجود الذهني المحقق أو المفروض غير المحقق فيه أبدا أيوب anlıyorsunuz? Tabi yüzeysel geçiyoruz yani burada şimdi tefsiratlarına giremiyoruz.
وَالْمُرَادُ مِنَ الْفَرْضِ مَفْرُودِ وَالْمُرَادُ مِنَ الْفَرْضِ الْمَفْرُودِ فَرْدِ مَفْرُودًا مُرَاد. Hani mesela ankayı ne ediyoruz? Bazı şeyleri farz ediyoruz. Bazı mevduları ne ediyoruz? Farz ediyoruz. Diyor vel muradu minel ferdil mefrudi. Ferdi mefrudden murad ma furide vücuduhu. Ferdi mefrud ne demek? Ma furide vücudu. O şey ki vücudu ne yapılıyor? Farz ediliyor. Vücudu farz ediliyor. Hale kevnihi ferden lil unvani. Unvanın bir ferdi olduğu halde farz ediliyor. Unvan ne demek? Mevdu lefsinin mefhumu demek. Ferd-i mefrud ne demek? Ma furide vücuduhu hale kevnihi ferden lil unvani. Unvanın bir ferdi olduğu halde vücudu ferd edilene ferde ne deniliyor? Mefrud deniliyor. Peki böyle olunca feyedhul himaru fi merkubi sultani fil hakikiyeti ve zihniyeti. Şimdi kullu merkubi sultani feresun diyoruz. Bakın dikkat edin. Sultanın bindiği her şey nedir? Ferestir. Ferestir. Himar zihnen buna girebilir. Sultanın zihnen sultanın merkubu olabilir. Bildiniz değil mi? Zihnen ne olabilir? Zihnen girebilir. Hakikaten girebilir. Hakik odur hani şayet bir merkub, şayet bir himar olursa, sultanın merkubu olursa o nedir? Ferestir. Hı. Doğrudur. Bakın himar merkubu sultana zihnen girdi. Hakikaten girdi ama haricen girmiyor. Niye haricen girmiyor? Haricen hiçbir padişah himara ne etmiyor? Bilmiyor. Himar haricen merkub, himar haricen merkubu sultan değil. Ama zihnen merkubu olabilir. Hakikaten merkubu olabilir ama haricen merkubu olamaz. Haric ile hakiki karıştırmayın. Vel muradu minel ferdil mefrudi mağfuri de vücudu. O ki vücudu ne yapılıyor? Farz ediliyor. Hale kevni ferden lül uvani. Yani mevdu'un mefhumun bir ferdi olduğu halde ne yapılan? Farz edilendir. Fe yedhulul himaru. Fe yedhulul himaru. Himar buna girdi fi merkubi sultani. Ama girdi haricen girmiyor. Haricen hiçbir feres bir himar merkubu sultan değildir. Ama hakikaten girebilir, girer, zihnen de girer. Bakın, feyatul himar fi merkubi sultan fil hakikat, hakikate girer. Ve zihniyeti, zihniyete girer ama la fil hariciyeti, haricide girmez. Niye? İzil fiyalu lezi ihtebarehu şeyh fi akdil vad'i. Akdul Veda'da İbn-i Sina fiilin itibar ediyor. Akdul Veda'da şeyhin itibar ettiği fiil, fiilun muhakkakun fil vaka. O fiile muhakkakı nedir? Fil vakadır. Bildiniz değil mi? Vakada himar merkubu sultan mıdır? Hayır. O zaman haricen himar merkubu sultana girmedi. Tabi başka kaydaya dayanıyor, ona girmiyoruz. Eyüp anıyorsun. İzil fiyalu lezi ehteberehu şeyh. Burada da İbn-i Sina ile Farabi birbirine ters düşmüşler. İzil fiyalu lezi ehteberehu şeyh İbn-i Sina fi akdil ved'i. O fiyalun muhakkakun fil vaka. Vakada muhakkak olan fiyaldir. Eğer murad o ise
vakıda muhakkak olan bir durum değil. Yani himarın merkub-ı sultan olması vakıda muhakkak bir durum değildir. Muhammed anlıyorsunuz. Zaten yüzeysel anlayın kafidir. Ha, bakın fiilun muhakkakun fil vaki'i fil hariciyeti. Anlıyorsunuz değil mi? Haricide vaki'i muhakkak olandır. Zihnen olan değil. Hakikiyeten olan değil. Ya harici olarak fiilun muhakkakun fil vaki'i fil hariciyeti. Yani hariciyede vaki'i muhakkak o fiilli kastediyor. Anladınız değil mi? Hariciyede harici olarak himar sultanı hiçbir zaman merkubu olmamış. Anlaşıldı değil mi? Bitti. Şimdi bakın devam ediyor. Ya tamam. İzil fiyelü lezi yetebereu şeyh fi akdil vadi. Fiyelü muhakkakun fil vaki'i fil hariciyeti. Bir de ve ammu minhu. Bu fiyele muhakkak fil vaki fil hariciyeden de ahamdır. Ve minel fiyelil feradiyyi fiyele feradiden de nedir? Ahamdır. Fil hakikati ve zihniyeti. Bakın ve min el fi'l el faradi fi el hakati ve zihniyeti. Şimdi İbn-i Sina Akdül Veda'da fiili ne diyor? İtibar ediyor. Diyor onun itibar ettiği fiil hangi fiildir? Fiilu muhakkakun fil vaki'in fil hariciyeti. Hem budur. Hem ve ammun minhu bundan. Ve minel fiil feradiyyi fil hakikati ve zihniyeti. Hakikide zihniden bundan fiil feradiden ve bundan am olan fiil muradır. Yani Abdülvedede fiili itibar etmiş ya, bu fiilden ne olabilir? Fiile muhakkak-ı fil vaki'i fil harici olabilir. Bundan ve fiile feradi fil hakiki zihniden amda olan olabilir. Yani İbn-i Sina Abdülvedede itibar etmiş olduğu fiil, fiile muhakkak-ı fil vaki'i fil harici olabilir. Bundan am olabilir, feradiden am olabilir. O feradi ise fil hakiki ise zihniye fark etmeksizin hepsinden de am alınabilir. Şimdi tam belki ifade edilmiyor. Şimdi biz burada merkub-ı sultan dedik ya, yani hakikaten himar girebilir. Zihnen girebilir. Öyle değil mi Muhammed? Evet. Ama harici girmez. Niye? Çünkü o ne almış? Şeyh İbn-i Sina Abdülvedede fiil itibar etmiş. O fiilden ne almış? Fiile muhakkake fil vaki fil harici. Bu da olabilir. Bundan fiile feradi fil hakiki fiile feradi fil zihniden de am olabilir. Onun var mı? Var. O zaman himar merkub-ü sultana girer fil hakiki. Fi zihin girer ama fil hariç girmez. Öyle değil mi? Niye? Çünkü İbn-i Sina o Akdülvada'daki fiilden am alıyor. Am alınca buradaki merkub-ı sultana himar hariciye olarak girmez. Harici olarak girmez. Ama hakiki olarak girebilir. Zihni olarak girebilir. İbn-i Sina da Akdülvada'daki fiilden am aldığına göre am burada da olur. Anlaşıldı. Yüzeysel bilin kafidir. İleride eğer imkanınız olursa araştırın.
fel mucibatul kulliyatu. Mucibat-ı kulli. Yani üç tane mucibe kulli var, üç tane salibe kulli var. Şimdi harici hakiki zeni yok mu? Evet. Bunun mucibeleri de var, salibeleri de var. Diyor fel mucibatul kulliyatu min el hariciyeti vel hakikiyeti ve zehniyeti. O mucibat-ı kulliyat ister harici, ister hakiki, ister zehni. Kullun minha e'ammu min veşin minel ahireni. Her biri diğer ikisinden ahamdır. Bakın Muhammed. Şimdi mucibe külliye harici hakiki zehniden ahamdır. Mucibe külliye hakiki harici zehniden ahamdır. Mucibe külliye zehni harici hakikiden nedir? Ahamdır. Ama am min vecidir. O ondan am olduğu gibi o da ondan nedir? Amdır. İki iftirak maddeler, bir içtima maddeleri. Bu sefer salibelere daha geçmedik. Bu sefer bunların salibeleri arasında ne var? Onlara geçmeyelim, devam edelim. Şimdi ne diyoruz? Bu mucibat-ı külliye, harici, hakiki zihnin aralarında ne var? Her biri diğer ikisinden nedir? Am-ı mutlaktır. Am-ı mutlak ne demek? Bir iki madde iftirak, bir madde içtima. Hele şimdi getir söyle bak bu oluyor, bu olmuyor, bu oluyor, bu olmuyor. Bu maddede ikisi oluyor. Bize beyan et. Diyor ki sıdkil kulli. Bakın hepsi. Hem harici, hem hakiki, hem zihni. Fima kanel mevdu'u mevcuden fil harici. O kadiye ki mevdu'u mevcude fil haricdir. Hem de ve zihni. Hariciden de var, zihnen de var. Şimdi kullu insani natikun. Haricen insan yok mu? Var. Var. Zihinde yok mu? Var. Var. Ha, bu kadiyede mevdu mevcude fil haric fi zihn mi? Evet. Vel mahmulu sabiten lehu fil vücudeni. Mahmul da ona ya haricen var ya zihnen var. Ha, bu gibi yerlerde ne var? Hepsinin içtimai var. Hem hakiki haricidir, hem hakikidir, hem zihnidir. Bu madde içtimai. Örnek ne gibi? Nahu kullu insanin hayvanun. Bu bir kadiyem mi? Evet. Tetbik ediyoruz. Ma kanil mevdu'un mevcuden fil haric. İnsan haricen yok mu? Var. Var. Zihnen? Var. Var. Mahmula gelince hayvan. Hayvan harici insanlara var mı? Var. Zihindeki insanlara var mı? Onlar da var. Var. O zaman burada ne olmuş? Burada hem mucibe külliye harici var, hem hakiki var, hem zihni var. Oldu mu olmadı? Oldu. Ve kullu erbaatin zevcun. Bakın bu da. Kullu erbaatin. Hem bu dört tane. Ne kadar dört varsa nedir? Zevçtür. Dışarıda dört tane görürsen zevçtür. Zihnen dört tane düşünürsen zevç ona ne yapılır? Yani zihindeki erbaate de zevç hamledilir. Harici ne? Harici erbaate de zevç ne yapılır? Hamil edilir. Anlaşıldı? Bu iki misal. Kullu insanın hayvanın, kullu erbaatin zevcun. Bu iki misalda her üç mucibe külliye cem olmuş mu? Olmuş. Bu sefer ve sıdkil hariciyeti bidunihim. Madde iftiraka geçiyor. Harici var, hakiki zihni yoklar. Nerede? Fima in haserel unvanu. Unvan ko mevdu'un mefhumudur. Vel hukmu hani mahmulla ona hükmetmek fil harici. Haricen munhasır olmuş. Fi ba'di efradil mümkineti. Bazı mümkün efradlarında var, bazılarında yok. Nahu kullu merkubi sultani feresun. Kullu merkubi sultani feresun. Şimdi
haricen bakarsak bu doğrudur. Haricen ne kadar sultanın merkubu varsa dışarıda, feres değil midir? Feresten başka var mı? Yok. Yok. Ama zihnen olamaz mı? Olabilir. Hakikaten olamaz mı? Hani kullu makane fil hariz o ve hukime bi ennehum mahmune merkubul yok. Kullu makane merkub kullu makane merkuben ve feresen yani kullu makane merkube sultani ve kane himaren fehuve feresun. Bak bu hakikidir. Zihnen ne olabilir? Zihnen himar merkub olabilir. Hakikaten himar merkub olabilir. Ama haricen olamaz. O zaman haricen kullu merkubi sultani feresun. Bu haricen sadıktır. Ne kadar sultanın merkubu varsa feresi doğru. Haricen ne kadar sultanın bindiği ferestir. Ama zihnen himar da olabilir. Hakikaten himar da olabilir. Burada ne var? Burada mucibe külliye harici var, hakiki zihni yoktur. Muhammed oldu mu olmadı? Oldu. Ama bu da, bu misal harici var, hakiki zihni yok. İza inhassere o merkub fil feresi. Nasıl mutebadır da budur. Diyelim feresten başka sultanın merkubu yoktur. O zaman haricen kullu merkubi sultani feresun. Haricen bu doğrudur. Haricen bu nedir? Doğrudur, sadıktır. Ama zihnen doğru öyle değildir. Hakikaten öyle değil. Zihnen hakikaten himar da merkub olabilir. Burada harici hakiki zihniden ne etmiş? İftirak etmiş. Bu sefer ve sıdkil hakikiyeti bidun ihma. Bu sefer hakiki var, zihni yok, harici yok. Bu nedir? Fî mâ kânel mahmûlu minel mâkulâti sâniyeti. O kadiye ki oradaki mahmûl mâkulâti sânidendir. Mâkulâti ne? Sâni. Tabi mâkulâti evl-i sâni bu hep karıştırılıyor. Diyelim hayvan-ı nâtık mâkule evveldir. Nedir Muhammed? Mâkule evvel. Niye haricen abak var? Zeyddir. Hayvan-ı nâtık bu sefer biz külli diyoruz. Veya cins diyoruz. Veya nev diyoruz. Şimdi nev diyoruz. Nev'un haricen bir tut öyle bu nev'dür. Var mı? Yok. Yok. Hayvanın adı bu mefhum nev'dür. Bak makul-i sani'dir. Nev hayvanın adıka var. Hayvanın adı haricen yok. Hayvanın adı zed amre var. Bunlar haricen varlar. Makul-i evvel sani bildiniz mi? Birinci derece. Yani makul-i evvelenin mutallaki haricen mevcuttur. Makul-i saniyenin mutallaki zihnen mevcut, haricen mevcut değildir. Birkaç farkı var, ben öyle diyorum. Ke mefhumil kulliyi el aridi lil mahiyet. Bak aynı. On diyor işte. Kulli ne o dedik? Biz ne o dedik? Ne o kulli? Ne o da nedir? Kullidir. Kulliyet neye var? Hayvanatta var. Haricen yok. Hayvanatlık neye var? Zeyd Amr'e Bekir var. Bekir'e var. Haricen varlar. Şimdi kullu insanın mümkünün. Bakın. Burada mahmul mümkündür. Makulat-ı sanidendir. Şimdi haricen hakiki olarak kullu şey ki harici kullu şey ki haricen şayet olursa ne olur? İnsan olur. Kulli şeki haricen olursa nedir? İnsandır. O mümkün değil mi? Mümkün. Hakiki budur. Hani kulli şeki haricen olursa ve anka olursa o nedir? Tayir olur. Burada da kulli şeki insan olursa, mevcut olursa ve insan olursa o nedir? Mümkündür. Aha buradaki mümkün İnsan yani hayvan-ı natıka vardır. Dolayısıyla mümkün ne oldu? Makul-i sani oldu. Niye karşılığı hayvan-ı natıktır? Somut bir şey değildir.
Anlaşıldı mı Muhammed? Anlaşıldı. Bak yeterli ispat etti. Kulli, muci ve harici, hakiki zihni arasında ne var? Umum husus, min veci var. Bir madde içtima, onu bize ne etti? Kullu insan hayvanında, kul erbatın zevcunda ispat etti. Madde iftirakta ne etti? Kim nereden neden ayrılıyor? Onu da onu bize beyan etti. Ve keza beyne nakaidiha. Şimdi bakın fel mucibatul kulliyatu dedik değil mi? Mucibat-ı kulliyenin aksam ve selası arasında umum husus minveci vardı. Peki bunların nakaidleri arasında ne var? Değişik bir terimle, tabirle bunların salibeleri arasında ne var? Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. O zaman burada istersen duralım. Yarın nasıl olsa bunlar devam ediyor. Yani bir ders olur mu? Duralım, yarın bir ders yapmaya gayret edelim. Yani bu salibeler de kolaydır ama uzak diyor. Bu emalil mucibatil cüz'iyatiye kadar gidiyor. Burada dursun. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي.